Ve inşaatla Avrasya'nın sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor. Evet, reklamların ardından tekrar Taraftarın Sesi ikinci bölümüyle sizlerle birlikte. Hemen sizlerden gelen mesajlara bir göz atalım. Bakalım kimler nereden neler yazmışlar, hangi yorumları yapmışlar sevgili izleyenlerimiz. Yaşar Us, iyi akşamlar demiş, iyi yayınlar. İlk yarının son 15 dakikası ve ikinci yarı gole kadar biz iyiydik demiş. Daha sonra maç bitene kadar geri çekildik. Bu dakikalarda pozisyon verdik. Birkaç kontra hatamız var. Oyuncu değişiklikleri oyunumuza hiç katkı sağlamadı. Evet. Bir de bu haftaki maçın cuma günü olmasını manidar buluyorum. Çünkü puan silme cezası perşembe günü verilecek. O moral bozukluğuyla maça çıkılacak demiş. Maç pazar günü yapılsaydı en azından oyuncular kendine gelirdi diye düşünüyorum, böyle bir yorum. Pek oyuncuları etkilemediğini söyleyebilirim. Evet. Yani bilsin. Özdal sürekli bu sıkıntılı dönemde 3 puanla ayrılmak güzel oldu. Teknik heyeti ve futbolcularımızı tebrik ederim demiş. Hasan Yıldırım, iyi akşamlar. Trabzonsporlu olarak Samsunspor'u canı gönülden destekliyorum. Gün birlik beraberlik günüdür. İnşallah bu sene Süper Lig'e çıkacağız demiş. İnşallah. Sertan Kuru, Ivanov ve Taha da gelince daha iyi olacağız inşallah. Hasan'ın 3 sarı kartı oldu. Dikkatli olması lazım. Cezalı olursa sıkıntı çekeriz. Orta sahada bütün yük onda çünkü diyor. Daha dün seninle beraber abi konuşuyor. 1-1,5 ayım daha var abi dedi. Evet. İlk yarının sonlarına doğru da Ivanov gelecek. Evet. İkinci yarı inşallah. Evet. İstanbul Tuzla'dan Şaban Lafçı, Taraftarın Sesi yorumcuları sevgilerimi göndererek iyi yayınlar demiş. Bu hafta keyifliyiz. Kalecimiz Bekir iyi oyun çıkardı. Diğer maçlarda da aynı başarıyı bekliyoruz. Taraftarlarımıza sesleniyorum demiş. Hep destek, tam destek verelim lütfen demiş. Vedat Şen, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Şehitlerimiz var, buruk sevinç yaşıyoruz. Takım iyi gözüküyor ama kesinlikle Zola bir fiyasko demiş. Zola'nın yerine genç bir oyuncumuz oynayabilir. Ekugo sakat mı, sorunu mu var demiş. Evet. Onu da gördük. Sakat. Onun da sakat olduğunu bu hafta buradan söyleyelim sevgili izleyenlerimiz. Devran Mıhçı, iyi yayınlar demiş. Samsun'dan yazıyorum diyor. Bu takım Süper Lig'i hak ediyor. Hakkımızı yemek isteyenler var. Reklam için gelen siyasetçiler şimdi neredeler demiş. Murat Ayaz, abi demiş, Urfa maçına gitmeyenler bu maça girebilirler mi? Ceza alacağımız söyleniyor demiş. Şimdi tabii ki cezalar şu şekilde şimdi, biliyorsun. Küfürde hangi tribünden gelirse o hafta oradakiler diğer hafta abi, giremiyorlar. Şunu söyleyelim. Biz seninle Buca stadında Karşıyaka maçındaydık. Evet. Karşıyaka maçında yapılan protestolardan, küfürlerden, argı sözlerden maraton dolayı kapalı olması gerekiyor. Maraton tribü komple kapalı olması komple gerekirken değil. Yok kapalı olması gerekirken şunu yapmışlar. Maraton tribünü açık ama o gün orada olan 1200 kişinin bir maçlık pasörlükleri ve kombinelerine bloke edildi abi. Kesinlikle. Zafer Keskin, iyi yayınlar demiş. Artık bu sezon ne yapıp ne edip Süper Lig'e çıkmamız lazım. Şehrin önünde gelenleri, ellerinden gelenlerin en iyisini yapıp bütün kozlarını bu sene oynayıp takımın Süper Lig'e çıkmasına yardımcı olmaları lazım. Aksi halde bu sezon Süper Lig'e çıkamazsak Samsunspor diye bir şey kalmaz. Ve bu taraftar ve Samsun halkı şehrin kurmaylarını affetmez. Çünkü sabır diye bir şey kalmadı. Bu yüzden bu sezona çok dikkat etmeliyiz demiş. Hemen ben de onu söyleyeyim. Buyurun. Sakın Samsunspor yönetim kurulu üstüne alınmasın. Ama Samsunspor yani bu olaylar üste gelmeye başladıkça PTT 1. Lig'in oyuncu olmaya başladı. Skor, sahiçi skoru da saymıyorum. Bu puanların açıkçası kimse kusura bakmasın. Yani artık yüz karası olmaya başladık yani. Kimse evet. Kusura bakmasın. Samsunspor'a sahip çıkılsın. Bu kadar basit. Birazdan Erdal abi de bir şeyler söyleyecek zaten. Evet. Mesajlardan sonra. Remzi Cin, Selamet abi ben İstanbul'dan Ayazlı 55'lerden Remzi demiş. Abi takım hakkında küçük bir yorum alacağım Hüseyin abimden. Samsun'umuz neden ayağa hiç pas yapmıyor? Hep uzun top. Siz ne dersiniz abi demiş. Şimdi, İyi yayınlar Samsun'un tek habercileri sizleri seviyorum demiş. Ümit Özat hocam 2-3 hafta önce dedi ki geçen dönemden kalma dedi. Samsunspor'da bir uzun top alışkanlığı var dedi. Embile ve Ufiyedo'ya şişirmeler var dedi. Ayağa pası artık yapacağız ve bunu takıma dedi açılacağız dedi. Yani ben de şunu söylüyorum. Ümit hocam siz böyle demiştiniz. Puanlar güzel geliyor. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum ama taraftar oynanan futboldan memnun değil.
Yüksel Ümral iyi yayınlar demiş. 2 attık 3 aldık Selamet Bey. Gündüz yazdım uzun bir şekilde demiş. Diğer durumun altına demiş. Maçı alacağız. Bir dahaki maçı da alacağız inşallah demiş. Uğur Savaş Erdal Baba geldiğim belli oldu demiş. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sağ olsun. Büyük Üstad ellerinden öpüyorum. Hayırlı programlar. Ama Erdal Baba'nın son programı daha gelmeyeceğim diyor. Şahin Aras Hakkari Dağlıca'dan selam. Çarşambalı Erbaş, selam anneme, babama ve sizlere helal demiş. Olsun, çok da güzel bir resim göndermişsiniz. Bu resmi de haftaya inşallah yayınlayacağız sevgili kardeşim. Hakkari Dağlıca'dan atmış bize. Asker oradaki mi tüm Çarşambalı hemşerimmiş. Rabbim kolaylık versin buradan. Evet, bizler dualarımızla birlikte sizlerin yanındayız kardeşim. Çakalım şöyle. Davut Yalın güzel insanlar iyi yayınlar demiş. Maçımız da zor olsa yerlerimizi aldık ama gol olunca hem seviniyorum hem de korunuyorum demiş. Sana bir kez daha geçmiş olsun Davut abi. Sevindiğim demiş hocamızın geriye oynama düşüncesi olmaması ama bu takım daha iyi olması lazımken acaba puan silinecek mi düşüncesi var demiş. Yalnız bizim futbolcular hocamızın da moral aşısı ile üst lige çıkacaktır. Haydi demiş bizim takım sizi çok seviyoruz Samsun'dan sevgiler demiş Davut abi. Emre Aktürk iyi akşamlar abi demiş takımımız güzel gidiyor paraya ihtiyacımız var fakat oynayacağımız yok. Fakat kaynağımız yok. Okul zamanı yaklaştı. Yönetime sorularda eşofman takımı, okul çantası, kırtasiye malzemeleri gelse taraftarlar açısından hem takımımız açısından güzel olur. Sesimizi duyurduğunuz için teşekkürler. Termeden selamlar demişler. Özellikle gurbetten gelen taraftarlarımız storlarda istedikleri ürünü bulamadıkları için aynen abi. Gerçekten hafta içerisinde çok sayıda mesaj alıyoruz. Onu da buradan duyurmuş olalım. Emre Kara güzel bir resim göndermiş. Yine Umut Barutçu Selamet abi demiş. Hayırlı yayınlar abi. Maçtaydım. Hakeme ayakkabı adam atan bizden değildir. Her ne olursa olsun o adam işini yapıyor. Ayrıca ceza yiyebiliriz. Çok üzücü para bir durum olabilir. O zaman bu konuya girmeyelim. Madem böyle bir şey var onu açıklayalım orada. Ya Allah aşkına biz para yok diyoruz. Sıkıntı büyük diyoruz. Samsun Spor yani bir ayakkabı atmakta yani kadar çirkin bir şey. Dipsiz kuyun içine benziyoruz. Samsun Spor dibe vuruyor diyoruz. Samsun Spor'da sıkıntı büyük diyoruz. Tribünden bir ayakkabı oradan geliyor. Bir ayakkabı oradan geliyor. Kardeşim paramız yok. Huzurumuz yok. 3 puanımız var sadece. Ya bu ne periz bu ne lahana turşusu. Ama helal olsun orada tribündeki taraftarlarımıza diğerlerini. Evet. Orada bayağı protesto ettiler. Yani yazık günah yani ceza almış olsak. Yapılacak şimdi bir konu değil. Şimdi cezasından ne olacak tribünü kapatsın. Hiç iki kişinin yüzünden oradaki 5000 kişi maça gelemeyecek. Aynen öyle. Yani kurunun yanında yaş dayanacak. Evet. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Hemen kısa onu diyeyim. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Yazıktır, günahtır ya. Samsun hakemin başına geliyor ya. Hakem var ya yan hakem yine adam gibi adammış da kalktı. Yere yatar gibi oldu kalktı. Kalkmayabilirdi de abi. Evet. Kalkmayabilirdi. Lütfen ya Veli'nin oyununa geliyor. Abi Samspor yani, taraftarı hani futbolu çok iyi biliyoruz. Ben bir Samspor taraftarının olduğunu zannetmiyorum o ayakkabı atanı. Sanki Samspor'un düşmanı olarak kabul ediyorum. Samspor'un düşmanı. Nedir yani ayakkabı at 20 milyar lira ceza ver. Yazık günah yani, değil mi para bulabilir. Para diye para oluyoruz. Yok. Ya ben bir şey yanlış söyleyeyim mi? Kimse kusura bakmasın da benim için memleketini ihanet eden, takımına ihanet eden bir taraftardırım. Öyle hastalık olmaz abi. Fanatiklik başka bir şey. Yapmayın, günahtır ya. Evet, İstanbul Tuzla'dan yine Cüneyt Lafçı da bir mesaj atmış. Taraftarın sesi yorumcuları demiş. Sevgilerimi göndererek iyi yayınlar diliyorum demiş. Kalecimiz Bekir demiş. Pardon. Taraftar için harcadığınız emeğe, uğraşlarınıza ve yorgunluğunuza taraftar olarak yürekten teşekkür ederim. Sevgilerimle iyi ki varsınız demiş. Teşekkürler. İsmail Araç, galibiyet primi inanç Menemen'den demiş. Kavak Belediyesi'ne teşekkürler demiş. Kavak'tan yazmışlar. Kavaklı Şirinler'de güzel bir resim atmışlar bize. Vallahi şöyle İnşallah onları bakın, haftaya yayınlayacağız. Siz belediye başkanlarımız, ilçeler hizmetinizi verin. Zaten orada oturan taraftarlarımıza, o oranın evet, ilçenin vatandaşları size teşekkür ediyor. Samet Külcü iyi akşamlar demiş. Dün akşam Samsun'un futbolu çok kötüydü diyeceğim ama ortada futbol da yoktu. Taraftarımızdan Allah razı olsun yoksa maçı alamayacaktık demiş. Sami Aydın sizler Samsun'un gururusunuz demiş. Teşekkür ederiz. Taraftarın sesi programlarınızda başarılar dilerim demiş. Selamet Bey geçen hafta benim torunumun fotoğrafını yayınlarsanız sevinirim demiş. Yiğit Eren
Vallahi hangisi bilmiyorum ama. Geçen hafta mı diyor? Bize taraftarın sesine özelden atarsanız bu resimleri çok daha makbule geçer. Çünkü bizler de görev dağılımı yapıyoruz. Ya şöyle genelde söyleyeyim. Hüseyin yapıyor. Şimdi o resim kısmına ben bakıyorum Senan abi. Evet. Sen de dediğin gibi sevgili izleyicilerimiz, Büyük Samsunspor taraftarları ya taraftarın atın. Sesine özelden atın ya da Hüseyin Karataş'ın Facebook sayfasına özelden atın resimlerinizi. Şimdi bazı izleyicilerimiz yayın saatinde atıp bekliyorlar ama bu şekilde bir hazırlığımız olmuyor ne yazık İnanılmaz ki. İnanılmaz istekler var. Sıraya koyuyoruz merak etmeyin. Yağmur Çalışkan selam demiş. Ben İzmir Torbalı'dan Yağmur. Maç için İzmir'den Samsun'a geldik. Çok heyecanlı bir maçtı. Geldiğimizde de devdi. 3 puanla İzmir'e döndük. Umarım bundan sonraki maçlarda aynı sevinci yaşarız demiş. Cengiz Öngüç iyi akşamlar demiş. Bekir bize güven verdi mi acaba? Fakat takımımız bu yıl daha derli toplu oynuyor. Ümit Hoca'nın değişiklikleri gayet doğru bence. Yerinde hamleler geliyor. Hasretimiz biter inşallah. Bu yıl iyi yayınlar demiş. Yerinde hamleler derken Ümit Hocam'a şunu söylemek istiyorum. Ümit Hocam öncelikle Bekir güven veriyor. Birinci maçım sana çok istesin maçta ama. Evet. Ümit Hocam'a da şunu söylemek istiyorum. Yani şimdi yani Mustafa Sevgi inanılmaz yoruldu. Ve Ofeo'da da sakatlıktan sonra çıktıktan sonra son yarım saat maçı analiz edeceğiz gerçi ama takım düştü farkındaysan 25 dakika. Evet. Urfa bastırdı. Urfa'nın kaçırdığı golleri hocalar demiş halı sahada kaçırmazlar. Ofeo diyor döver seni oyundan kaçırdı. Alacağım dedi. Evet yani, alacağım dedi seni ama çıkaracağım Ofeo'da dedi. Da durayım dedi yani. Ama sakatlıktan kaynaklandı. Yani. Şu var. Hı-hı. Musa Aydın iyi niyetli güzel mücadele ediyor ama Musa'yı şöyle söyleyelim hocam şey karıştırmaz ama son yarım saatte de bunu herkes söylüyor. Son yarım saatte kullanabilir. Son ikinci yarıda da kullanabilir. Mus. Yani şu anlamda söylüyorum. Mehmet Çakır futbol hayatı boyunca orta sahada forvet arkasında oynamış. Ön libero'da oynamış. Sol önde oynamış. Sağ önde oynamış ama Murat Gürbüzoğlu sağda güzel işler ve genç çocuk. Arkasında Canber iki tane pırlanta gibi makinalı gibi çocuklar işler. Mehmet Çakır kanatta şimdi 28 yaşındaki Mehmet Çakır iş yapar ama 31-32 yaşındaki Mehmet Çakır kanatta Mehmet Çakır'ın kanatta yarım saat koşunca olduğu, 35 yaşındaki 36 yaşındaki Mehmet Çakır olur bu sefer. O füzeyi 4 yaşta öyle kimse işte, vuramaz. Mehmet'e gibi oynasa yani Musa konusunda Musa'yı takdir ediyorum. İnanılmaz mücadele ediyor ama bir yerde sonra güç bitiyor. İstediğini yapamıyor ama ikinci yarı diri bir Musa rakibi daha korkutabilir. Evet. Ferhat Şahin Samsunspor demiş. Geçen sezondan daha iyi demiş. Hele bir de Taha ve Ivanov takviye olunca demiş. Girerse iş daha iyi olacağını söylüyor. Sezai Tiryaki taraftarın sesi şampiyonun sesi olma yolunda demiş. Samsunspor kazanmaya devam eder inşallah. İnşallah sevgili müdürüm. Süreyya Açıkgöz sevgili kardeşim Ankara'dan selam olsun demiş. Allah daha nice güzel galibiyetleri bu takıma nasip etsin. Bir sevdadır Samsunspor. Unutmayalım başka bir Samsunspor yok. Boş tribünler bu takıma yakışmıyor demiş. Evet. Buradan da Ankara'ya sevgilerimizi gösterelim. Şunu söyleyeyim abi. Boş tribün derken bu Samsunspor ya da PTT 1. Ligi'nin kaderi değil. Süper Lig'de Galatasaray maçına baktınız mı? Evet. Bomboş tribünler. Ya, pasörlüğün... Diğer maçlara baktınız mı? Bomboş tribünler. Zor. Bursa Spor maçında inanılmaz bir şey ya. Gençler Birliği maçında belki de 2000 kişi yoktu statta ya. Pasolik bakın arkadaşlar. İyi bir şey ama bir o kadar da kötü bir şey. Evet. Açık söyleyeyim. Hasan Sırdaş Yolcu selam demiş. Hayırlı geceler. Allah'a emanet olun demiş. Benim şikayetim var demiş. Çok seyirci dışarıda kaldı. Evet benim de bu sorularım arasında vardı. Şimdi notlarım okumadı arasında. Kartları. Erdal abi onu diyordu. Söyle. Ben bunu söyleyeceğim. Dışarıda kaldı. Hı. Ben demiş böyle bir şey görmedim demiş. Pasolik var çocuk var diye almıyorlar çocukla demiş. Ve bayanlara bedava olsun. Zaten demiş seyirci de yok demiş ama bu Samsunspor Kulübü'nün elinde olan bir şey değil. Vallahi buradan, yani bayanlara bedava olması ya da kural koyulmuş çocuklara. Dün akşam maratonda kapılar kapandı diye bana telefon geldi. Tabii biz de ikinci başkan aradık. Sağ olsun stat müdürümüz Sinan abimiz koşarak gitti. Evet. Ama aldığımız duyumlar oradaki pasolik cihazının şarjının bitti. Yani iyi de şimdi adamın parası var. Pasolik'i var. Her şeyini yüklemiş ama okumuyor. Okumadığı için çare olarak diğer kapıya yönlendirmişler Erdal abi. Yani ama verdiler bir defalık arkadaşlar ya bir şey girecek diyeceğim ya. Bir pasolik verdiler. Bir sefer. Bakın bir şey diyeceğim. Evet. Hani Kur'an'da okuma. Bu Kur'an'da ayet değil ya. İtalya'da bile denendi o zaman da tutmadı değil mi abi? Evet. Kesinlikle. Tutmadı. Yani insanlara kaldırdılar. Abi bakın iyi bir şey olabilir. Gerçekten ama abi günahtır ya. İnsanlara çile, işkence, ızdırap. Yani adam orada kartı okumuyor. Adamı parasıyla rezil ediyorsun. Hmm.
Dün orada yani tamamen dolu tribünlere oynama şansımız vardı. Nasıl tamam ki insan kahvehanede otururken hadi arkadaşlar giremedik, geri haydi gitti çok. Maça gidelim dese arkadaşlarını götüremiyorsun. Evinde bir tane misafir. Bana sen söyle. Dün misafirim beş vardı. Beş tane misafirim ne vardı. Oldu? Götüremedim. Niye? Tokat'tan geldiler ama götüremedim. Katolik olmayınca giremiyor işte. Ya şimdi misafirin de gelse misafirini maça götüremiyorsun. Böyle evet. Bir şansın yok yani. Yani. Yazık günah. Evet. Cengiz Öngüç resim atmış. İnşallah hafta onları yayınlayacağız. Hasan Sırdaşoğlu yine resim atmışlar. Sadık Arslan gurbetten selam ve saygılarımla demiş. Yine bir pazartesi mutlu sevinçli bir hafta sonu geçirdik. İyi ki varsınız. Sizleri keyifle seyrediyoruz. TFF inatla haykırıyoruz TFF'ye diyor. O şampiyonluk kupasını istemeseler de gelip bize verecekler inşallah sezon sonunda demiş. İnşallah efendim. İnşallah inşallah. Hüseyin, o anı çok merak ediyorum. Sevgili Hüseyin Varlık Didim'den atmış. Selam diyor, ben Didim'den Varlık ailesi olarak. Ekran başındayız. Süper bir maç oldu ama yine orta saha ve Ofeodu mecburen çıkınca bir boşluk oldu ama evet. Üstesinden geldik. O sene bu sene inşallah tek ses taraftarın sesi demiş. Hakikaten Mustafa Sevgi ve Ofeodu alındıktan sonra hücum hattımız tamamen bitti. İnanılmaz. Dikkat yani. Ettiniz onlar mi? Bitti. Evet. Ama yoruldu. Mustafa Sevgi duruldu. Ofeodu sakatlandı. Sadık Arslan yine güzel bir resim atmış. Şaban Kayan iyi yayınlar demiş. Kayan ailesi Şaban olarak ekran başındayız. Selamlar diyoruz. İyi öncelikle akşamlar diliyoruz. Samsun Spor'un Urfa Spor karşısında güzel bir galibiyet aldı. İnşallah Boluspor maçını da alarak yolumuza devam edelim. Allah yardımcımız olsun. Her şey büyük Samsunspor içindir. Sevgiler, saygılar sunarım. İnegöl'den selamlar demiş. Gerçek ses taraftarın sesi diyor. Serhat abi bir şey diyeceğim. Maşallah. Allah hepinizden razı olsun. Abi, evet. Allah yokluğunuzu göstermesin. Yani inanılmaz derece mesajlar Emre, geliyor. Evet. Şaban İnegöl'de benim muhabirim. Beni temsil ediyor. Onu da buradan söylemek selamlar isterim. Selamlar buradan. Hı-hı. Emre Aktürk iyi akşamlar abi demiş. Takımımız çok güzel gidiyor. Paraya ihtiyacımız var. Fakat kaynağımız yok. Okul zamanı yaklaştı. Yönetime storylerde eşofman takımı demiş. Biraz önce okuduğum mesaj bizim sayfamıza da gelmiş. Buradan da demiş. Sesimiz olduğunuz için teşekkürler ederiz demişler. Şenol Süme abi hayırlı yayınlar. İstanbul'dan selamlar demiş. Buradan sevgiler İstanbul'a. Selman Aktaş iyi yayınlar. Hasan Kılıç önümüzdeki İzlanda maçında milli takım kadrosuna çağrılır mı demiş. Bilmiyorum, çağrılır belki, neden olmasın. Bilemeyiz Hasan yani. Hasan Kılıç Erol Çetin selam taraftarın sesi demiş. Güzel insanlar takım oyunu olarak çok beğendim demiş. Çok beğendim söylenemez. Ancak mücadele çok iyiydi. Takım olarak çok mücadele ettik. Skor güzel, oyun kötü, her şeye rağmen galibiyet güzel. Taraftar beni hala hayal kırıklığına uğrattı demiş. Maç pazar günü stadın dolması lazım. Başka Samspor yok. Bu takım bizim hep beraber takıma destek olmamız lazım. Zola bize faydalı olacak bir futbolcu değil. Bence inşallah demiş. Ümit Hoca'nın da dediği gibi playoff oynamadan direkt çıkarız. Taha İyi akşamlar demiş. Daha gelene kadar idare edeceğiz. Evet. Ahmet Durmaz merhabalar demiş. Üstadlar bir dedikodu duyduk. Samspor'umuzu 7 puanı silinecek diye. Bu ne kadar doğrudur? Demiş. İnşallah bu konu perşembe günü aydınlanacak değil Suyur, mi? Uyur düşman uymaz. Yani biz uyuyoruz. Memleket olarak takımımıza sahip çıkmıyoruz. Çıkanlar da asgari de belli ama TFF uyumuyor arkadaşlar. Evet. Evet, su evet. Uyuyor. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören ve Saz arkadaşları uyumuyor. Ümit Özat diyor ki şeriatın kestiği parmak acımaz. Acımaz. Arkadaş iyi hoş güzel de bu şeriat hep Samsun Spor'u mu buluyor? Şimdi, hep benim memleketimin takımını şimdi mı buluyor? Şöyle, nerede bu millet geçmişte ya? Geçmişte yapılan hataları artık TFF affı yok Hüseyin. Aynen. Bunun artık cezası evet. Kesiliyor. Ömer Şahin iyi akşamlar Selamet Bey demiş. Bu hafta oynanan futbol iyi değildi. Bunu kabul edelim. Şans bizden yanaydı. Erdal abimize saygı ve selamlarımı sunuyorum. İyi ki varsın selam, abi demiş. Murat Ay abi iki gol niye oynamadı? Ne zaman demiş forma biraz sakat tutacak. Bolu maçı da oynar mı demiş. Sakatlığı var onu söyleyelim. Tuncay Taşdelen abi iyi akşamlar programınız çok güzel. Samspor çok güzel. Moralimiz çok güzel. Çarşamba Çaltıköy'ünden selamlar sevgiler demiş. Buradan da Seyfi Çarşambaya Yılmaz selamlar. İyi akşamlar. Biraz hızlı geçeceğim çünkü çok mesaj var arkadaşlar. Seyfi zaten Yılmaz iyi akşamlar. Urfa maçı dakikada. Mustafa Sevgi'nin oyundan almasıyla 10 kişi oynadı demiş. Zola tek bir pas yaptı. Etkili gerisi boş demiş. Top bile oynamıyor demiş. Biraz eleştiri yapmış. İsmail İftirak iyi akşamlar Selamet ve Hüseyin Bey demiş. Samsun Spor'u tebrik ederim. Galibiyet bizim takım galibiyet için demiş. Bizim takımın işi zor. Ben dört gözle takımımızın istifasını bekliyorum demiş. Urfa'dan geliyor bu mesaj. Sizin de işiniz zor. İnşallah Samsun Spor toparlanır da arzu ettiğiniz yerde olursunuz. Başarılar demiş. Buradan Urfa'ya da kucak dolusu sevgilerimizi gönderelim. Evet. Peygamberler diyarı Urfa'ya.
Mehmet kardeşimize, İsmail kardeşimize, Behbi kardeşimize buradan geldi. Sevgiler. Efendim. Bir mesaj geldi. Anıl Yalamoğlu diyor ki, selam abi, Bolu Spor maçını 2-0 kazanacağız. Dünkü maçta Ofoide ve Kone maçın yıldızıydı. Dünkü maçta ceza gelecek mi? Ayakkabı atıldı, sağ kapanma cezası diyorlar. NTV Spor'da konuşuyorlar diyor. Bakalım. Sağ gelişmeleri biz sayfamızdan paylaşırız. Haydar Oyman, iyi akşamlar demiş. Adana'dan yazıyor sevgili kardeşim. İyi akşamlar demiş. Aks TV ve Samspor bu hafta çok güzel bir hafta oldu demiş. Her hafta böyle geçmesini diliyorum. Bu sene Adana temsilcisi ve Samspor Süper Lig'e yükselme dileklerimle saygılar, sevgiler demiş. İnşallah efendim. Kamil Özer, iyi akşamlar demiş. Hüseyin Bey, seyahatte olduğum için programınızı izleyemiyorum. Fakat sizden bir ricam var. Maraton kapıları erken kapanıyor. Bilgilerinize bilgilendirirseniz sevinirim demiş. Evet. Bu konuyu da konuştuk az önce. Evet. Engin Arslan, abi Grup İstanbul 55 olarak başarılarınızın devamını diliyoruz. Türkiye Kupası'nda İstanbul'da bekliyoruz demiş. İnşallah kardeşim. Adnan İftirak, selamünaleyküm abi demiş. Urfa Spor'umuzun hocası geldiğinden beri demiş, 3 puan alamıyoruz. Samspor'da hak etti ve kazandı. Bizim hocanın istifa etmesi gerek. Bu arada Samspor Süper Lig'e gelen bir takım olduğu için, Süper Lig'den gelen bir takım olduğu için yakışan bir takım inşallah demiş. Samspor'u Süper Lig'e de görürüz inşallah diyor. Transfer yapın, yapan bir takım demiş. Ömer Faruk Bulut, selam hocam. Babamın pasör ligi var ama geçen maç aldır ama dün geçen maç aldılar ama diyor dün almadılar diyor. Niye böyle oldu? İşte bir aksilik oldu. Bazen olabiliyor yani pasör liglerde bu tür sıkıntılar oluşuyor. Cengiz Tuncel, selamet abi diyor. Ben şunu söylüyorum. Takım 60 dakikadan 85. dakikaya kadar baskı yedik. Bu neden kaynaklanıyor? Sebebini söyleyebilir misiniz demiş. Neden baskı yedik arkadaşlar? Söyledik ki abi Mustafa Sevgi. Onun oyundan alınmasıyla tabii, düştük değil mi? Düştük oyunda açık düştük evet. Yani. Orta çok korktum demiş. Acaba 2-2 bitecek diye. Hakikaten biraz becerikli olsaydı evet. Urfa hücum attı. Bitmemesi işten bile değildir. Ramazan yani, Demirci iyi akşamlar demiş. Güzel insanlar Samspor'un ne kadar puanı silerlerse silsinler. Biz yine de ele inat dimdik ayaktayız demiş. Bitmedi mi? Program bitti ama mesela Uğur Aydın abi sizleri Ankara'dan izliyorum. Sizlere kucak dolusu sevgiler takımlar takım tat vermese de zamanla daha güzel olacak demiş. İnşallah efendim. Mehmet Kurt Bursa Genç Taraftarlar Derneği'nden selamlar. Her zaman takımımızın yanında olacağız demiş. İnşallah efendim. Orhan Koç'a da sevgilerimizi iletiyoruz. Ben isimleri okuyacağım. Ömer Şahin, Harun Sarıoğlu, Tuğrul Sarı, Süleyman Sel, Mehmet Şanlı, Ali Kılıç, Hasan Sırdaş Yolcu. Hepinize çok teşekkür ederiz. İnanın bunları okumaya kalkarsak daha görüntümüz de var. Evet. Taraftar resimleri köşemiz var. Tekrar onu ekranlara getireceğiz. Resim köşemizle birlikte hemen diğer röportajlara geçelim arkadaşlar. Tekrar stüdyoya dönelim. Niye atmadın? Mesajlar vardı 3-4 tane. At dedim ya toplamız. Evet sevgili izleyicilerimiz, maça dakikalar kaldı ve iş adamı sevgili Haluk Lan'la birlikteyiz. Evet Sayın Tan, Samspor'u hiçbir zaman yöneticilik bazında da olsun zamanında ve taraftar olarak da yalnız bırakmıyorsunuz ve şu anda da Samspor Şanlıurfa Spor maçındasınız. Tabii bir yandan da siyaset içinde de var. Siz neler diyeceksiniz? Vallahi aslında bugünkü maç çok anlamlı bir maç. Urfa ile Samspor devamlı taraftar kitlesi olarak da birbirleriyle kardeşlik örneğini göstermiş iki tane güzide kulüp. Dolayısıyla Samsun'un son haftalarda almış olduğu 3 haftadaki 5 puanlık serinin bu maçta kendi evimizde 3 puan olarak devam etmesi en büyük temennimizdi. Taraftarımız da şu anda gayet güzel ve akıcı bir şekilde bu süreci yaşıyor. İnşallah bugün güzel bir sonuçla 3 puan bizim olur ama kardeşlik baki kalır. Çok teşekkür ederim Sayın Tan. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Başkanım hoş geldiniz diyorum. Bafra'dan hiçbir zaman Samsun'da Samspor'unuz bırakmıyorsunuz. Urfa Spor maçı neler diyeceksiniz? Duygu ve düşüncenizi alalım. Vallahi geçen gönlümüzle kazanmayı istiyoruz. İnşallah Samspor bu yıl özlediğimiz belli çıkar. Hep beraber mutlu oluruz diyorum. Oldu. İnşallah yönünde olur. Çocuklar mücadeleciler. O bakımdan ben o yönlerini çok beğeniyorum. Tabii yeni bir takım ama güne kadar maçı kaybetmediler. İnşallah bu maçı alırız. Hep beraber mutlu oluruz diyorum. Teşekkür ederim başkanım. Kendilerine başarılar diliyorum. Bütün yöneticilerine de yaptıkları fedakarlıklarına da teşekkür ediyorum. Sizlere de. Sağ olun başkanım. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.
Evet sevgili izleyicilerimiz, artık son röportajımızı yapıyoruz. Hani bir tabir var ya, her zaman söyleriz, saklı cennet Ayvacık'ın, evet, belediye başkanı sevgili Mustafa Birur'la birlikteyiz. Sayın başkanım, Ayvacık'ta yapılanlar, her şeyi görüyoruz. Nasıl ulaş verdiğinizi de görüyoruz. Ama sizi bir de burada görmek bizi daha da mutlu etti. Samsun Spor, Şanlıurfa Spor maçı, neler diyeceksiniz başkanım? Evet, şehitlerimizin olduğu, acı çektiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Çok önemli günlerden geçiyoruz. Ama hayat devam ediyor. Spor, fair play yine devam etmek zorunda. Bugün evet, Şanlıurfa Spor'la Samsun Spor'umuzun maçını izlemeye geldik. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanım Nihat Çiftçi Başkanım'la az önce telefonda görüştüm. Ya ben gelemiyorum ama bizim çocuklara da benim yerime başarılar dilersen çok iyi olur dedi. Onları da şimdi birazdan ileteceğim. Şanlıurfa Spor bizim kardeş şehrimiz, güzel şehrimiz. Ama bugün tabii ki bu bir spordur. Kazanmak istiyoruz. Samsun'umuza 3 puan almak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağ olun. Sevgilerimiz, Şanlıurfa Spor'u sahamızda 2-0 gibi net bir skorla yendik ve maç sonu sevgili Adem Yazıcı'yla birlikteyiz. Sayın Yazıcı, zor günler geçiyoruz ama güzel bir sonuç, neler diyeceksiniz? Zor bir maç. 3 puan almasını bildik diyelim. Haftaya bol maç var. İnşallah ondan da 3 puan alırız. Yolumuza emin adımla da yavaş yavaş devam ediyoruz. Zor günler inşallah bir gün geride bırakacağız. Sıkıntılar var. Sıkıntı ayrı, galibiyet ayrı. Samsun'a hediye olsun galibiyet. Hayırlı akşamlar. Sağ olun Sayın Yüzyıl.
acıyı bilmez. Bu öyle bir sevda ki geri dönülmez. Korku bilmez yüreğimiz acıyı bilmez. Bu öyle bir sevda ki geri dönülmez. Bir engel olsa da ölmez. Birleşince elleriniz asla bükülmez. Biz sevdalıyız, sevdamız ölmez. Birleşince elleriniz asla bükülmez. Stadyumunda maç sonrasında görüntüler böyleydi sevgili izleyenlerimiz. Takımımız tribünlere çağrıldı. Ümit Hoca tribünlere çağrıldı. Gerçekten görülmeye değer güzel görüntüler vardı. İnşallah 19 Mayıs Stadyumunda her maçımızın Allah sonu böyle geçer değil mi? Aynen. Allah bizi utandırmasın. Evet. Bu güzel görüntülerin ardından hemen sizlere dönelim arkadaşlar. İki tane mesaj var abi. Müsaade edersen. Buyur. Hemen. Samet Kaçan diyor ki iş adamı Samet Kaçan. Abi hayırlı programlar. Eşim Emine, oğlum Berk ile şu an sizi izliyoruz. Hayırlı programlar demiş. Ben bir şey okumak istiyorum Selam eden, müsaade edersen. Aslında buyur, sen biliyorsun. Buyur. Kızım Sıla 12 yaşında. Bakın tarih burada yazıyor. 9-13-2015 saat 20.14. Maçın 14 dakikası bir mesaj atmış. Diyor ki Allah'ım Samsun Spor'u iki cihanda aziz eyle. Daima Samsun'u sevindirecek sonuçlar almasını sağla. Samsun Spor'u utandırma. Futbolcularımızın geleceğini parlak eyle. Samsun Spor'un galip gelmesini istiyoruz. Sen bunu bize nasip eyle. Şanlıurfa Spor maçını Samsun Spor'umuzun galibiyetiyle sonlandır. Oyuncularımıza kuvvet ihsan eyle. Futbolcularımıza maçı kazanmaları nasip eyle. Mevlam ülkedeki futbolcu kardeşlerimizi, ülkedeki demiş şey yaparken, utandırmasın. Baba lütfen Fatiha oku, besmele çek, kabul oluyor. Stadda okur musun diyor. Helal olsun. Amin dedim, ben de yazdım. Yerim seni, amin kızım dedim. O kadar. Yani işte buyurun. Bizim, helal olsun. Bizim ve bizim günün evlatları böyle işte 40 senelik üstad, kızı Yasemin abla. O da bizim kızımızın gibiydi zamanında işte. Senin Berna olsun, kızın Ejrimil o yaşta, kız her şey. Evet yani Umut'un oğlu olsun arkadaşımız. Umut Özen her zaman biliyorsunuz şey yapıyor. Evet. Ayrıca şöyle söyleyeyim. Umut Özen kardeşimiz de şu anda burada yanımızda. O zaman Umut Özen evet, demişken. Evet ufak bir konusu var. Geldi rica etti. Şunu da söyleyelim. Umut Özen bildiğimiz gibi Ankara Spor'a yani Osmanlı Spor'a yeni adıyla giden evet. Umar'la ilgili. Umar'ın Samsun Spor'a yaptığı bir hakaretten dolayı dava açtı değil mi? Şöyle abi, şimdi Umut burada biraz önce konuşurken bunu biliyoruz. Şimdi Facebook'tan kendi kişisel... Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma açtı elimde hemen. Burada. Umut'la biz bunu konuştuk burada program öncesi. Zaten Facebook sitelerde de gördük sayfalarda, sosyal paylaşımda. Umar'a yanılmıyorsam maçta neden kart yediğini mi demiştin sevgili Umut? Değil mi? Hangi maçtı Umar'ın? Osmanlı-Sivas maçı. Kırmızı kartını söylüyorsun. Neden diyor. O da tabii o şekilde o onu soruyor ama Umar ağza alınmayacak cümlelerle cevap veriyor kendisine. Samsun Spor'a tabii bize. Samsun Spor'a veriyor. İşte aşağılayıcı cümleler. Samsun Spor. Yani oynamış olduğu ligi aşağılıyor. Evet, evet. Umut da bunu alınıyor. Tabii kulüp avukatına da söylemiş herhalde ama üzüldüm abi dedi. Yani pek şey olmadı dedi. Ama ben Samsun çocuğum, Samsun Sporluyum dedi. Açıkçası savcılığa başvurmuş. Evrak elimizde evet, abi. Fazla üstüne gitmek istemiyoruz ama şimdi araştırılıyor tabii ki. IP'sinden bakılacak ama Umut diyor ki ben inanıyorum gerçekten Umar o diyor. Daha önce de konuşuyordum.
Eğer harbi umar çıksın diyor, inanılmaz bir tazminat davası açacağım diyor. Çünkü ben kişisel olarak önce Umut olarak diyor, Samsun'un çocuğu olarak diyor, sonra Samsunsporlu Umut olarak diyor ve bütün Samsun ve Samsunlular adına diyor, inanılmaz bir dava açacağım diyor. Ve paranı diyor alırsam da öyle bir şey çıkarsa yarısından çoğunu diyor Samsunspor'a bağışlayacağım diyor. Diğer yarısını da çeyreğine de diyor kombine bilet alacağım vereceğim diyor. Bravo Umut, teşekkür ederiz kardeşim. Burada kendisi, biz de taraftarın evet. sesiyiz. Fazla üstüne gitmiyoruz ama Samsunspor'la kim uğraşırsa negatif anlamda her zaman karşısında Allah'ın izniyle yüce Samsunspor taraftarını ve taraftarın sesini bulacaktır. Biz de Umut'un burada Umut'a tercüman olduk diyorum. Umut da burada oturuyor kardeşim. Evet. Aynen. Evet, Erdal abi. Şimdi buyur. Benim söyleyecek şeylerim var. Şöyle söylemek istiyorum. Ben buradan Facebook sayfasında da arkadaşlar çok soruyorlar, ediyorlar. Buradan da aydınlatmak istiyorum. Futbolcularla beraberiz itmanlarda olsun, maçlarda olsun. Kendilerinin bana söylediği tek kelime şu. Bizim Samsunspor'un 7 puanı silinmiş, 10 puanı silinmiş, 3 puanı bizi bağlamıyor. Biz çıkarız, işimizi yaparız, futbolumuzu oynarız, işimizi yapıp maçı kazanmaya çalışırız diyor. Bunu buradan söylüyorum. Tabii Türkiye'de sadece Samsunspor'a verilen bir ceza değil, diğer takımlar da aynı cezaya çarptırıldı. Bu geçmişten gelen bir olay diyorum. Ve Samsunspor gerçekten dipsiz bir kuyu içerisinde bana göre. Yönetimdeki başkanımız dahil bütün yönetici arkadaşlarımız çok şey durumdalar. Yani içinden çıkılmaz bir hal aldı. Büyük bir maddi kaynağa ihtiyaç var. Bu işin çevrilebilmesi, yola devam edilebilmesi için, Süper Lig'e çıkılması için mutlaka ve mutlaka Samsun'daki iş adamlarımızın, çevredeki kurum ve kuruluşlarımızın, hatta taraftarlarımızın, bizlerin, herkesin taşın altına elini sokarak mutlaka ve mutlaka Samsunspor'a kaynak aktarılması olduğunu buradan anlatmak istiyorum, haykırmak istiyorum. Burası Samsun şehri, burası büyük şehir, burası kazalarıyla çok geniş bir şehir. Mutlaka böyle bir şehirde yaşıyoruz. Geniş bir ortama sahibiz ama maalesef kısıtlı bir gelirimiz var. Evet. Bu gelirle de bu işin döneceğini tahmin etmiyorum. Buradan bütün Samsun halkına, taraftarlarımıza, herkese, Samsunspor'u sevene ve Samsunsporlu olan herkese sesleniyorum. Mutlaka ve mutlaka bu takıma bir kaynak yaratılması inancı içerisindeyiz. Tabii seçimler de olacak. Adaylarımız da ortaya çıkacak. Bütün adaylarımızdan Samsunspor'a bu işlerden paralı olan, zengin olan insanlar da aday oldular. İnşallah bir melhem olurlar. Samsunspor'a bir çare olurlar diyoruz. Bu olumsuzluktan kurtuluruz diyorum. Son söz değil herhalde. Yok. Yok. Değil değil mi? Yok var yok mı? Değil. Ha, tamam. Daha tamam. Şimdi bir de benim dikkatimi ben, çeken şu var. Bu arada mesaj geldi dedi. Bana da bir mesajımız geldi. Ankara'dan 50 yıllık beraber tanıdığım çok büyük bir dostum. Turan Cebeci. Sevgili Turan Cebeci. Bizi şu anda izlediğini biliyoruz. Sana sevgi ve selamlarımı, Ankara'ya kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Ankara'dan seni Mehmet amca da buradaydı. Evet, Mehmet Çakır da buradaydı. Mehmet Çakır helal olsun. Ankara'dan aidatını yatırmaya gelmiş. Helal olsun evet. Mehmet amca. Ellerinden öpüyorum. Evet. Turan ama yaşlanmış. Eskişehirli olmasına rağmen fanatik bir Samsunspor taraftarı benden dolayı. İyi akşamlar Turan abi. Seni seviyorum. İnşallah Ankara'ya geldiğimde sana misafir olacağım. Saygılar, sevgiler diliyorum. Evet, teşekkür sağ ederim. Sağ ol imkanı verdiğin için. Şimdi 8 puanla 2. sıradayız. Tabii puan silme gündeme geldi ama puan silme ile ilgili de inşallah hayırlı haber. Perşembe günü da bizlere hayırlı çıkacak. Bir haber çıkar ve sabit yerimizi de korumuş oluruz. İddiamızı daha da ciddi anlamda yürütmüş oluruz. Sarsılmazlar. Şimdi Ümit Hoca'nın gerek basın toplantıları da yaptığı konuşmalar olsun, gerek yani maç sonrası basın toplantısı ya da bizim kendi basınımıza tesislerde yaptığı konuşmalar olsun, Ümit Hoca'nın yaptığı açıklama biraz ümit saçıyor. Evet evet. Ama yarın da var basın evet. toplantısı. Ya yarın ya çarşamba. Kulübedeki böyle agresif davranışları var mesela.
aslında olumlu da yansıyor. Şimdi korkusuz ve cesaretli. Ben şöyle neler söyleyeceksiniz? Yani 2-0 da olsa, evet, 3-0 da olsa hiç fark etmiyor. Bir duruşu var. Dobra konuşmaları şimdi var. Dobra mı Erdal abi? Şimdi bunu şöyle açıklamak istiyorum. Tribünde de insanlar bunu söylüyor. Şimdi ve genç bir jenerasyon Ümit aynı zamanda hoca olarak. Ümit Özat Fatih Terim'e benziyor kenarda. Evet. Zico gibi taktiksel oynamayı çok seviyor. Hocası eski Zico Fenerbahçeli. Evet. Ve Christoph Daum gibi de değişik bir stili var. Yani üçünden kendini örnekleme yapmış. Kendinin o kültürü evet, var. Ortaya da Avrupa'da bir Ümit Özat profili çıkarmış. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi Ümit Özat Hoca'ya kenarda baktığınız zaman sağdaki gibi kenarda kendi de bu maçı oynuyor. O heyecanı yaşıyor. Hatta evet, dün bir Petişi'ye bir vuruşu vardı. Dördüncü hakeme kadar evet, gitti. İnanılmaz kenara dönüyor. Hatta ama şunu tebrik ediyorum. Kenan Yeleği, Kenan Hoca'yı 35 dakika boyunca Kenan Hoca'ya yönettirdi takımı kenardan. Kenan Hoca'nın da şu şekilde hareketleri inanılmaz. Ben söylüyorum. İkinci bir Ertuğrul sağlam Kenan geliyor. Kenan her zaman evet, bu Kenan işin Yeleği uzmanı. Ama Ümit Hocam'a şunu söylüyorum. Öfke kontrolüne dikkat etmesi lazım. Çünkü Ümit Hoca gibi insanlar bakın agresiftir, serttir, isteklidir, arzuludur. Belki dışarıda evet, babacandır ama öfke kontrolü ne demektir? Hoşnut olunmayan durumlara karşı verilen bir tepkidir. Evet. Evet, tepkidir. Evet. Ben Ümit Hocam'a diyorum ki, şimdi bakıyorum orada Mehmet Çakır ikide bir kenara bakıyor, şu yapıyor. Arkadaşlar, agresiflik iyidir, stres iyidir ama fazlası haramdır, fazlası zarardır. Yarın bugün futbolcu der ki ya arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi sana? İyi yolda. Son 25 dakika İyi Urfa yolda. İnanılmaz üstümüze geldi. Ümit Hoca gerçekten tebrik ediyorum, takdir ediyorum ama abi inanılmaz şekilde bağırması, sızlaması. Takımın kendiliğinden yaslandı geriye. Tabii yaslandı ama senin Mehmet Çakır'ın, Mustafa Sevgin, Musa Aydın'ın evet, 3 tane yaşı olan adamların var senin sıralamaya evet, o zaman. Bu adamlar artık burada ne oldu? Evet. İsterseniz yoruldular ondan kaynaklı. Ama ben şunu söylüyorum Ümit Hocam. Kulübedeki duruşuyla inanılmaz bir dik duruşu, adam gibi duruşu var. Güven ama veriyor. Öfke kontrolünü yapmalı. Bakın öfke kontrolünü not aldım. Bakın niye zarar var? Kan basıncı artması ve kalp atışları hızlanır. Nefes alıp vermedi, düzensizlik yapar. Aşırı stres ve gerginlik yapar. O yüzden hocam bunları yaşıyor herhalde öfke kontrolünü evet, elden kaybedince. Biraz daha dikkatli olalım. Çünkü sahadaki genç çocuklar da var. Evet. Tecrübeli der ki ya hocam yeter artık der yani bir gün patlar. Bakın futbolcu çok değişiktir. Genç de der ki İkide bir bana mı bağıracak? Ne yapacaklar? Strese girer. Tabii Ümit Hoca bunu biliyordur, çözüyordur ama dediğim gibi biz seni seviyoruz. Agresifliğine de bayılıyoruz ama öfke kontrolünü elinden kaybettik. Biz de bunu kötü amaçlı sormadık zaten. Tabii ki. Biz de hep iyi yorumlar yaparak hırsına hayranım yaptık. Ama. Evet. Hırsına hayranım. Ümit Özat'ın iki şeyine hayranım. Genç jenerasyon her zaman iyidir. Kardeşim Ümit Özat gibi adam sağ ayağıyla sol taraftan gidip ayağının dışıyla kesme orta yapıyorsa yıllarca Ümit Özat'ın o kadar agresif olmaya da hakkı var abi. Ümit Özat mı? Boru değil affedersiniz yani. Evet. Yani çok isterdik. Onu bir kez daha tekrarlayalım. Belki programın başında izleyemeyenler evet, olmuştur. Yani Ümit Hoca'nın burada olmasını yönetim çok isterdik ama bir karar. Yönetim bir kurulunun almış olduğu bir karar varmış. İlk 10 hafta hiçbir spor programına çıkması tarafı olmadılar. Bizler de saygı duyuyoruz. Doğrusu çünkü doğrusu. Biz bunu zaten tasdif etmiyoruz. Ben özellikle evet, maçın olduğu haftalarda hiçbir zaman almadık biliyorsun değil mi Hüseyin? Geçtiğimiz yıllarda da yaptık bizler bunu. Milli maç arası hocamız bile lig yokken milli maç arası diye istemiştik. Saygı duyuyoruz. Her şey Samspor'un menfaatleri abi, için. Efendim. Takımla ilgili 2 dakika bir şey söyleyeyim. Hemen hızlı geçelim tabii. Erdal abi. Şimdi, ben hemen son sözü söyleyeyim mi? Şunu söyleyeceğim. Samsun şehri bir kere nelik su uyur düşmanı uyumaz. Samsun uyuyor. Yıldırım Demirören ve Saz arkadaşlar uyumuyor. Kimse kusura bakmasın. Hatta ama fırsat kullanıyor. Fırsat kullanıyor. Her gerçekten yerden kullanıyor. Evet. Yani burada çok açık ve net söylüyorum. Başka Samsun Spor'da yok. Başka Samsun'da yok. Samsun Spor olmasa ne biz oluruz, ne gazeteci olur, ne televizyoncu olur, ne iş adamı olur. Yani reklam marka anlamında. Markan abi senin bir kere. Biz burada evet konuşuyoruz ama bazen diyorlar ki ya çok sert konuşuyorsunuz. Bazen diyor ki sert konuşmuyorsunuz. Hayır arkadaş. Biz ne sert konuşuyoruz, ne az konuşuyoruz. Biz üzülmüyoruz. Bağcıyı dövmüyoruz. Kısacası herkes işini yapsın, herkes işini yapıyor. Yani biz kimseye mideden bağlı değiliz abi. Biz Samsun'uz, Samsun sporluyuz. Bu gerçek bir şey. Bizim evet, Samsun halkına, Samsun spor taraftarına, Samsun hemşehrilerimize, bizi izleyen izleyicilerimize karşı bir sorumluluğumuz var değil mi abi? Evet, tabii, bu insanlar tabii bizi seyrediyor. Biz inandığımızı, gördüğümüzü ve bildiğimizi söylüyoruz. Diklenmeden dik durmaya çalışıyoruz. Ama tekrar söylüyorum, taraftarın sesi adam gibi yerindedir. Adam gibi gördüğüne, inandığına bakar. Asparagus konuşmaz, yalanı evet, yoktur.
bire de beş katmaz. Bu kadar da basit söylüyorum. Çünkü biz kamu görevi üstleniyoruz. İnsanlar bizim ağzımızdan çıkacak söze bakıyor değil mi abi? Kesinlikle. O yüzden önce Samsun Spor'u yiyoruz kardeşim. Bu kadar basit. Evet. Evet, evet Erdal abi hemen toparlayalım. Ben son sözü söyleyeyim. Sevgili spor severler, Bal Ligi de başlıyor bu hafta. İlk maç Terme'de Terme Spor'la Havza Spor arasında oynanacak. Bunu sizlere aktarmak istiyorum. Cuma akşamı da Bolu Spor'u konuk ediyoruz. Bu maçtan da 3 puan bekliyoruz. İhtiyacımız var. Bolu Spor'u herhangi bir puan silinmesine karşı mutlaka ve mutlaka Bolu Spor'un da kazanılması gerektiğine inanıyorum. Taflan'dan bizi izleyen sevgili fanatik Taflan'da Samspor taraftarı Mehmet Aslan şu anda bizi izliyorlar. İrfan Aslan, iyi akşamlar diliyorum da sizlere. Mehmet Çakır abimiz buradaydı artık bilmiyorum Ankara'ya gitti mi. Selamını ona da selamlarımı söyledikten sonra tekrar Turan Cebeci abime sevgi ve selamlarımı sunduktan sonra Almanya'daki torunum Şarke'de oynayan sevgili Efe'ye de öpücükler gönderiyorum buradan Frankfurt'a. Teşekkür ederim Erdal abi. Ve gelecek hafta sizlerle tekrar beraber olmak umuduyla hepinize diyorum hoşça kalın ama mutlaka haber Aks TV'de kalın. Teşekkür ederim diyorum. Erdal abi çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Allah'a ısmarladık şimdi, Türkiye. Evet biz geçen hafta bir düğüne davetli olduğumu söylemiştik Ankara'ya. Evet. Kardeşim bir tane resim vardı onu ekrana getirirseniz TRT spikerlerinden Cihan Beşevli'nin nikahına davetliydik gidemedik ama kendisini tebrik ettik. Onu evet, evet ekrana da getirelim nikah şahidi de Levent biliyorsunuz Özçelik. Levent Özçelik'ti evet. O da orada. Cihan'cığım kardeşim bir yastıkta koca diyeceğim ama yastıklar artık ayrı ayrı ama sonra mutluluklar diliyoruz kardeşime. Evet gerçekten mutluluklar dileriz temiz bir kardeşimiz temiz bir insan başarılarınız da daim olsun TRT camiasında diyelim Cihan kardeşimize ve Seda kardeşimize mutluluklar diliyoruz. Aynı zamanda yine bu akşam bir düğünümüz daha vardı sevgili Abdülkadir ve Ayten çiftine de buradan başarılar dileyelim. Son sözlere geçmeden sen Bolu Spor diyelim. Evet. Şimdi Bolu Spor her hafta burada analiz yapıyoruz. Urfa için ne dedik? Her şey çıktı. Karşıyaka için ne dedik? Çıktı. Adana Demirspor için. Şimdi rakiplerimizi seyrediyoruz. Bolu Spor'un defansına baktığımızda geri dörtlüde sağda Adem Alkaş oynuyor. Stoper'de yine bizim tanıdığımız Ramazan Sal, Luis Enrique ve sol tarafta Eren oynuyor. Arkası ağır. İnanılmaz evet. Ağır. Ramazan Sal herkes biliyor ama çok riskli. Her an penaltı yapabilir, kart diyebilir ama hızlılığıyla Luis Enrique topluyor defansı. Kanatlara çok iniyorlar. Çok iyi iniyorlar. Şöyle söyleyeyim hemen. Şurada da var. Soldan Eren ve Emre Kılıç'la sürekli zorluyorlar rakip defansı. Ve Yasin ile Ofari'yi içeri ortalarıyla buluşturuyorlar. Topla buluşturuyorlar. Evet. Andaş'a da dikkat etmemiz lazım. 9 numara Ofari, 50 numara Yansen diyoruz. Evet. En uçtalar. Ama şöyle bir notum var. Hemen hızlı geçelim. Defansları diyorum ya çok ağır. Biz yine rakibin etkili elemanlarını, futbolcularını, gol silahlarını bizim ceza alanımıza yaklaştırmazsak, önlemlerimizi alırsak Soner Kale'de biliyorsunuz. Soner Şahin'e avlarız. Ağır Bolu Spor'u da ikilik, üçlük yapar. Geri gönderiz. Soner Şahin'e de bizden sonra başarılar evet, diyelim değil mi? Evet. Onu söylüyorum ve hemen sponsorlarımıza, bizleri yalnız bırakmayan değerli büyüklerimize, arkadaşlarımıza Österme Pide Salonu'ndan sevgili Bekir Erdoğdu, İsmet Özgen'e, Hilal Gıda, Samet Kaçan, İlyas Başar, İhsan Başar, Mustafa Başar İstanbul'dan Varlık aşireti diyorum. Resimlerde var. Sezai Varlık ve oğullarına Hasan ve Hüseyin Varlık'a, Aydın Ustamıza, Lezzetli Döner'e, Un Kapanı'ndan babamın asker arkadaşı bizi seyrediyormuş. Mesaj atmış. Erol Eyüpoğlu pardon çocukluk arkadaşı Un Kapanı'ndan İstanbul'dan Erkut Tuzan, Edirne'den İsa Okur, Almanya yine sevgili kardeşim. Yine Ayse Çiçekçilik, Cengiz Demirci, Aybaşı, Ahmet Yılmaz'a da buradan selamlarımızı gönderelim. Mersin'de yaşayan Samsun'un iş adamı, Samsun Spor'u Tunç Güvenoğlu'na da selamlarımızı iletiyoruz. Evet, Bolu Spor maçında buluşmak dileğiyle diyorum. Sürçülisan etsek özür diliyoruz. Herkes bize hakkını helal etsin. Evet, teşekkür ederim. Ağzınıza ben sağlık teşekkür arkadaşlar. Teşekkür ederim, sağ çok olasın. Sağ olun. Yaklaşık 1,5 saatin üzerinde sizlerle beraberdik. Evet sevgili izleyenlerimiz bir programımızın daha burada sonuna geldik. Yapım ve yayında emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben de buradan sevgili Süreyya kardeşimize Ankara'ya sevgilerimi gönderiyorum. Bizleri şu anda o da izlemekte.
Yine Samsun Spor'la ilgili belki haftaya pazartesiye kadar benim de kendi programım olan Tutku FM'de sizler için çarşamba ve perşembe akşamları saat 21'de yine Samsun Spor dosyamızı da açıyoruz. Oradaki programımızı buradan söyleyelim. Resim köşemizi hazırlarsanız onunla bir kapanış yapalım arkadaşlar. Cuma akşamı saat 19.30'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsun Spor Bolu Spor mücadelesi var. Tüm taraftarlarımızı yine her zaman olduğu gibi en az Urfa maçındaki kadar da olsa bekliyoruz diyoruz ve Rabbim inşallah pazartesi akşamı burada o karşılaşmadan da galibiyeti anons etmek nasip olur diyelim. Efendim haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın ama Haber Aktif'den ayrılmayın efendim. Sevda ki geri dönülmez. Korku bilmez yüreğimiz, acıyı bilmez. Bu öyle bir sevda ki geri dönülmez. Bir engel olsa da yetişmez. Biz bu yolda canları verdik, cananları verdik. Bir engel olsa da yetişmez. Biz bu yolda canları verdik, sevdamız ölmez. Birleşince elleriniz asla bükülmez. Biz sevdalıyız, sevdamız ölmez. Birleşince elleriniz asla bükülmez. Asgün Yapı ve İnşaat'la Avrasya taraftarın sesini sundu.